La Paz'da hayallerimize dokunmaya devam ediyoruz. Şehre çok yakın olan Valle de Luna, yani Ay Vadisi, La Paz'ın gizli hazinesi. Mesafe 12 kilometre. Yollar asfalt. Yürümek istesek 2 saatte çok rahat orada oluruz. Deyip ulaşımın sorun olmayacağını düşündük. Öğleden sonra San Francisco meydanından geçen minibüslerle konuştuk. Ay Vadisi'nden geçiyoruz deyince atladık minibüse. Ama ana cadde ortadan bölünmüş, iki şeritten akmaya çalışıyor. Yol nasıl tıkalı anlatamam. Bir saat sonra biz ancak 3 kilometre ilerleyince minibüsten inip Ay Vadisi'ni ertesi gün gezmek üzere gerisin geri şehre doğru yürümeye başladık. Yolumuzun üzerinde Selam Camisi vardı. Cadde üzerinde değil, azıcık içeride. Hal böyle olunca sokak aralarına girip başladık tırmanmaya. Biraz sonra yüksek demirli bahçe içinde bulunan camiye ulaştık. Kapısı kapalıydı. Ziline bastık. Açan olmadı. Etrafını dolanıp bilgi almaya çalıştık. Fakat hava kapatmış, yağmur atıştırıyordu. İnsanlar çoktan kuytu yerlere saklanmışlardı. Aslında büyük bir cami. Ama görünen o ki yeterli cemaati olmadığından kapalı. Kader kısmet 5 kuruş. Deyip yürümeye devam ettik. Bu sefer hedefimiz La Paz'ın, hatta Güney Amerika'nın en ünlü hapishanesi San Pedro'ydu. San Pedro halen kullanılan bir hapishane. Ama bizim hapishaneler gibi düşünmeyin. Hapse giren kişi kalacağı odayı kiralamak zorundaymış. Parası yoksa hapishanenin içindeki sokaklarda evsizler gibi yaşıyormuş. Burası aslında ayrı bir cumhuriyet. Mahkumlar becerilerine göre iş kurabildikleri gibi mevcut işlerde de çalışabiliyorlarmış. Ayrıca ailelerini de yanlarına alabiliyor, okuyan çocuklar gün içinde okula gidip gelebiliyormuş. İnanmayacaksınız ama içinde gardiyan bulunmayan bu hapishane ziyaret edilebiliyormuş. Hatta ücret karşılığı birkaç gün hapishanede kalınabiliyormuş bile. Bunu gitmeden önce öğrenmiştim. Fakat nereye başvuracağımız, kalmak için neler yapacağımız yazmıyordu. Yoksa burada bir gece kesin kalırdık. Eski yüksek duvarlı hapishaneye gittiğimizde kapıdan içeri giren birileri vardı. Müvekkillerini görmeye gelen avukatlarmış. Ziyaret etmek istediğimizi söyledik. Ancak kapıdaki güvenlikler yasak dediler de başka şey demediler. Herhalde kısmetsiz günümüzdeydik. İlk hedefimiz olan Ay Vadisi'ne ulaşamadık. Cami kapalıydı. Hapishaneyi de ziyaret edemedik. Yine de kendimizi şanslı hissediyorduk. Yağmur dinmişti ve hala La Paz'ın renkli insanlarıyla birlikteydik. Zaten akşam da olmak üzereydi. Hostelimize geri döndük. Sabah ilk iş resepsiyondaki görevliden Ay Vadisi'ne en hızlı nasıl gideceğimizi öğrendik. San Francisco meydanının arkasından geçen minibüsler direkt gidiyormuş. Kahvaltı sonrası düştük yollara. Arayan bulur, inleyen ölür hesabı. Durağımızı bulduk. İlk gelen araçla hareket ettik. Araç şehrin değişik yerlerinden geçerek ilerledi. Yükseklerden aşağıya doğru inildikçe evler güzelleşti. Halk zenginleşti. Görünür bir şekilde statüleri değişti. Etrafımıza bakıp evleri incelerken Ay Vadisi'ne ne ara geldik anlamadık. İşeden biletlerimizi alıp içeri girdik. Ne derece doğru bilmiyorum. Ama vadinin isim babası Neil Armstrong'muş. Güya burayı gördüğünde vadiyi ayın yüzeyine benzetip adı Ay Vadisi olsun demiş. Dışarıdan çok fazla bir şey anlaşılmıyor. Fakat vadiyi gördüğünüz anda kendinizi dünyadan kopmuş, farklı bir gezegene gelmiş gibi hissediyorsunuz. Vadi milyonlarca yıl önce tektonik hareketler sonucu okyanus tabanının yeryüzüne çıkmasıyla oluşmuş. Tuzlu deniz kumu birikintilerinin zaman içinde ısı değişiklikleri ve rüzgarın etkisiyle aşınarak bugünkü halini almış. Kısaca bizim Kapadokya misali doğal bir güzellik. Tek fark bizim peri bacaları volkanik taşlardan, Ay Vadisi tortul taşlardan oluşmuş. O yüzden kayalar açık beş, krem tonlarında.
bizimkiler gibi koyu tonlu değil. Yine de renk tonlarında geçişler var. Vadinin tamamı 100 kilometre karelik alanı kapsıyor. Ziyarete açık olan 3 kilometre karelik alandaki patikalar uzun ve kısa olmak üzere işaretlenmiş. Patikalardan dışarı çıkılmıyor. Manzara güzel olmasına güzel de şehre çok yakın olduğundan maalesef etrafında binalar var. Bu olağanüstü manzarayı bozuyorlar. İnşallah bu bölgeyi el değirmeden koruyabilirler. Vadinin tepesinde İnkalardan önce bölgede yaşayan Tivanakulardan kalma bir monolit var. Kıyafetli ve suratı olmayan insan formunda yontulmuş yekpare taş. Ne acı ki etek kısımlarına vandallar yazı yazmış. Ayrıca vadide gördüğümüz kaktüsler de çok ilginçti. Ay Vadisi'ne hem renk hem de farklı bir boyut katmışlardı. Antiparantez, ufak bir hatırlatma. Sırf kayalık bir alana gidiyorsunuz. Zaten yüksekte de olunca güneş yakıp kavuruyor. Yanınıza mutlaka bol su, şapka ve güneş gözlüğü alın. Etrafta yiyecek bir şeyler alacak hiçbir yer yok. O yüzden ufak tefek atıştırmalıklar da yanınızda getirirseniz iyi olur. Dönüşümüzü yine minibüsle yaptık. Şehri bir su bardağı gibi düşünün. Ay Vadisi tabanını oluşturuyor. Öğleden sonramızı ise bu bardağın tepesinde bulunan El Alto'yu gezmeye ayırdık. O zaman ver elini mi teleferiko dedik. Bütün şehri birbirine bağlayan teleferik hattını renklerle belirlemişler. Biz de kırmızı hatla yukarıya çıktık. Gri hatla yatay devam edip mor hatla aşağıya inip şehir merkezine geri döndük. La Paz'ı sarıp sarmalayan teleferik kuş bakışı görebileceğimiz en güzel manzaraları sundu. Vadinin dik yamaçlarına üst üste yığılmış bu evlerin dış sıvaları yok. Şehir daha çok bitmemiş yarım kalmış binalarla dolu. Neden? Çünkü inşaat halindeki binalardan daha az vergi alınıyormuş. Sıvasız binalarından başka çok güzel, renkli, grafitili evler ve mahalleler de gördük. Dik yamaçlara yapılmış ölümcül merdivenler ulaşımı sağlıyor. Deniz seviyesinden 4000 metre yukarıda bulunan El Alto'yu yerleşim yeri olarak yoksul halkın tercih ettiğini, o yüzden suç oranının yüksek olduğunu okumuştum. Kaldığımız hosteldeki resepsiyon görevlisi de bu bölge hakkında bizi uyarınca El Alto'yu teleferikle gezmeyi tercih ettik. Zaten yürüyerek gezecek fazla zamanımız da kalmamıştı. Yukarıdan şehir mezarlığını gördük. Nasıl büyük bir mezarlık. Mezarlar odacık odacık üst üste yığılmış. 3-5 katlıları da var. 8-10 katlıları da. Mezarlık gibi değil, gökdelen gibiydi. Zaman olsa kesin yakından görmeye giderdik. Biz 18 Ekim 2019 tarihinde Bolivya'dan ayrıldık. Bizden sonra 20 Ekim 2019 tarihinde başkanlık seçimi yapılacaktı. 9 adayın bulunduğu başkanlık seçiminin en önemli iki adayı Evo Morales ve Carlos Mesa için şehirde yoğun seçim kampanyaları yapılıyordu. Biz Carlos Mesa'nın gösteri yürüyüşüne rastladık. Oldukça kalabalık olan grup çok kontrollü, sorunsuz bir şekilde yürüyüşlerini yapıyordu. Ama onların bu sakin duruşlarına aldanmamak gerek. Çünkü Bolivya maalesef Amerika Birleşik Devletleri'nin arka bahçesi olmaktan kurtulamamış. Simón Bolívar'ın ülkeyi bağımsız bir devlet haline getirdiği 1825 yılından itibaren 180'e yakın darbe, ondan fazla anayasa değişikliği ve 80 devlet başkanı görmüş. Kimisi öldürülmüş, kimisi sürülmüş. Bildiğiniz gibi Che bile burada öldürülmüş. Velhasılı kelam, ülkenin iki yakası bir araya gelmemiş. Ve biz ülkeden ayrıldıktan sonra da olanlar olmuş. Evo Morales 4. kez başkan seçilmiş. Yalnız küçük bir sorun olmuş. Seçim gecesi sonuçların aktarılmasına her ne hikmetse 20 saatlik ufak bir ara verilmiş. Hal böyle olunca muhalefet seçimlerde hile yapıldı deyip halkı protesto gösterilerine davet etmiş. Halk sokaklara dökülmüş. Bu durumda Morales merkezi Washington'da bulunan Amerikan Devletleri Örgütü'ne başvurarak oyların denetlenmesini istemiş.
Amerika Birleşik Devletleri bile Morales'in yolsuzluklarına tahammül edememiş olacak ki yazdıkları raporda bilgisayar sistemindeki manipülasyonlar öyle büyük boyutta ki bunun Bolivya devleti tarafından işin temeline inecek şekilde derinlemesine soruşturulması ve bu ciddi vakada sorumluluk gösterilmesi şarttır ifadelerini kullanmış. Ülkedeki gösterilerde 3 kişi ölmüş, 139 kişi yaralanmış, 300 kişi tutuklanmış. Karışıklık dinmeyince 10 Kasım 2019'da Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı William Scaliman ve polis şefinin ülkenin bekası için Morales'in istifasını talep etmesi üzerine Morales istifa etmiş ve Meksika'ya gitmiş. Sonra siyasi sığınma hakkı aldı, Şili'ye geçmiş. Evet, Bolivya'da bu siyasi karışıklık bizi teğet geçti. Ama ne demişler? Çekirge bir sıçrar. Bakalım ikincisini sıçrayabilecek mi? Gelecek videolarımızda hep birlikte çekirgelerin akıbetini göreceğiz. Şimdilik bu kadar. Oyun ile buluşmak üzere. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hayallerinize dokunmanız dileğiyle.